Evet sevgili seyirciler, bugün OYDER'in yönetim kurulu toplantısı oldu. Seçimli bir toplantıydı. Sayın Başkan yanımızda, Esin Başkan. Esin Başkan, bir önceki başkan da sizdiniz, bir sonraki başkan da siz oldunuz. Hayırlı olsun diyelim. Bir değerlendirme alalım lütfen. Teşekkür ederim ama bir şey düzelteyim. Biz bugün burada yönetim kurulu seçtik. Henüz başkan seçmedik. Öyle mi? Başkan yönetim kurulu kendi arasında daha sonrasında belirliyor. Biz evet. Şu anda yeni yönetim kurulunu belirledik. Ben de yönetim kurulunun içindeyim. Şu anda herhangi bir yönetim kurulu üyesiyim sadece. Evet. Eski listeden galiba bir kişi gitti, evet. Yeni bir kişi geldi. Onu da arkadaşımız şirketi kapandığı için yönetim kurulundan çıkmıştı. Onun yerine çok tecrübeli bir oyuncakçı olan Samatlı Oyuncak, Salih Samatlı yönetimimize girdi. Dolayısıyla geriye kalan ekip olarak aynı ekibiz. Aynı ekip devam ediyoruz diyebiliriz. Harikasınız. OYDER çok önemli işleri gerçekleştiriyor. Siz de kısmen değindiniz. Burada da biraz alabilir miyiz? Neler gerçekleştirdiniz? Hedefler 2021-2022, böyle önümüze bir 5 yıllık projeksiyon koyarsak hedeflerden de bir bahsedin lütfen OYDER olarak. Şimdi OYDER bir oyuncak sektörünü temsil eden tek dernek durumunda. Yani üretici, ithalatçı ve perakendeci, herkes, oyuncağa dokunan herkes OYDER üyesidir. Dolayısıyla bizim bir numaralı görevimiz her şeyden önce sektörü temsil edecek kadar büyük bir çoğunluğa hitap edebilmek ve üye sayımızı arttırmak. Biraz önce konuşmamda da özellikle buna değindim. Bizim şu anki üye sayımız 171. Bu sayının çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak zorundayız. Çünkü madem ki sektörü temsil ediyoruz, daha fazla üyemiz olması gerekiyor. Onun dışında bizim bir sosyal sivil toplum kuruluşu olduğumuz için sorumluluğumuz olan konular zaten yönetmeliğimizde belli. Yani üyelerimizi bir kere her şeyden önce sektörü temsil görevimiz var. Yani hem resmi anlamda hem yasal anlamda olan değişikliklerde, mesela oyuncak yönetmeliğiyle ilgili olan şeylerde sektör adına fikir bildirmek, değişikliklerde fikir bildirmek, beyan etmek bizim görevimiz. Sektörümüzü temsilen Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda bir takım konularda gerekli toplantıları yapmak, görüşmeler yapmak, bir takım bilgilendirmelerde bulunmak, raporlar sunmak bizim görevimiz. Arkadaşlarımızı bilgilendirme konusunda, sektörümüzü bilgilendirme konusunda toplantılar düzenlemek bizim görevimiz. Bütün bunları yapmaya elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Bunun dışında da tabii ki sosyal sorumluluk projelerimiz var. Çünkü oyuncak deyince herkese dokunan bir ürün. Çocuğa dokunduğunuz zaman herkese dokunuyorsunuz zaten. Bu anlamda şu ana kadar yaptıklarımız var ve bundan sonra da mutlaka yapacaklarımız olacak. Çünkü ihtiyaç gösteren, oyuncak ihtiyacı olan, henüz oyuncağa dokunmamış çok fazla çocuk var Türkiye'de. Görevimizin bir parçası da biraz onlara dokunmak diye düşünüyorum. Evet, harikasınız. Ben şimdi Sayın Başkan şunu da soracağım. Mesela az önce yoldan buraya gelirken bir tane oyuncakçımız da bana telefon etti. Biz OYDER'e üye olmak için ne yapmalıyız? Yani bu sorular bana çok geliyor. OYDER'e üye olmak için oyuncakçılarımız neler yapmalı, bir bilgi verebilir misiniz lütfen? OYDER'e üye olmak son derece kolay. OYDER'in ofisini arayıp şirket kurulumlarına ait şirket kuruluş belgeleri gerekiyor. Yani şirket ticaret levhaları gerekiyor. Ve bir aidatımız var. Onu ödemek gerekiyor. Ama ondan önce şirket kuruluş belgeleri ve ticaret levhaları ile beraber başvurmaları gerekiyor. Yönetim kurulu tarafından değerlendirilip kabul edildikleri takdirde aidat ödeyip hemen üye olabilirler. Ondan sonra zaten bizim bir parçamız haline geliyorlar. Son derece kolay bir proses. Ama önce gerçekten sektörün bir parçası olduklarını görmemiz gerekiyor. Bu nedenden bu söylediğim resmi belgelere ihtiyacımız var ve bir oylamadan geçmeleri gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz size. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim geldiğiniz için buraya. Teşekkürler, sağ olun.